Microsoft Excel videolarına hoş geldiniz. Microsoft Excel'de günlük olarak yaptığımız satışları, günlük olarak kullandığımız malzemelerin toplamlarını bize aldıran bir örnek yapalım. Örneğimizde günlük olarak yapılan kitap satışlarını düşünelim ve burada ileri Excel'den bir tane satılmış, bugünlük toplam bir tane, daha sonra 5 tane satılmış, 1 ile 5'i toplayıp buraya 6 yazdıralım. Daha sonra 6 tane yazılmış, en son toplam sayısı 6, 6 ile 6'yı toplayıp 12 yazdıralım. Bu şekliyle herhangi bir kitap satıldığı zaman kaç tane satılırsa buraya karşısına getirip toplam sayısını, o kitabın toplam sayısını ya da o ürünün toplam değerini karşımıza getiren bir e-topla işlemini kullanalım. Burada eğer işlemini kullanarak da sıfırları engelleyeceğiz. Şöyle yapalım. Öncelikle eşittir e-topla parantez açıyoruz. Aralık, ölçüt ve toplam aralığı olması lazım. Aralığımız A2'den başlayıp şu aralık. Yalnız burada bu şekilde yaparsak genel toplam verir. Şöyle yapacağız. A2'den başlayıp iki nokta üst üste tekrar A2'ye tıkladığınızda şu gelir ve A2'ye tıklayıp F4 ile A2 değerini, ilk A2 değerini sabitliyoruz. Noktalı virgül. A2'deki değeri bul. Noktalı virgül. Toplam aralığımız ise B sütunundaki değerler. Şöyle yapabilirsiniz. B2 ile B3'ü tarayın. B2'ye tıklayıp F4'e basın ve B3'teki 3'ü silip B2 yapın. Parantezi kapatalım. Enter'a bastığımız zaman ve bunu aşağı doğru çektiğinizde diğer değerlerin de geldiğini görürsünüz. Burada şunu yapar sistem. Öncelikle A2 A2 aralığında A2'deki değeri arar ve B2 B2 aralığında da toplar. Yani şurada A'daki bunu arar ve 1'i toplar. Ama aşağı doğru indiğinizde aralık genişler. A2 A6 aralığında bu sefer A6'daki değeri arar ve B2 B6'ya kadar olan yeri toplar. Yani buradaki önemli olan toplam alınacak yer olduğu için aralığımız şu aralık olur. B2 B6 olur. Biraz daha indiğimizde A2 A10 aralığında A10'daki değeri arar ve toplam olarak da B2 B10'daki kadar değeri toplar. Yani aşağıdaki yerleri toplamaz. Bu şekliyle buraya gelip ben İleri Excel 2013 yazdığımda ve buraya satış sayısını girdiğimde bakın 15 tane de satıldıysa ileri Excel'in en son satırı 22, 15 de bunu bulur ve buraya 37 olarak karşımıza getirir. Burada sıfırlar gelir. O da neden? Şurasının boş olduğu için. Onu da şöyle yapalım. Formülümüzün en üstüne tıklayıp şu e-toplanın önüne gelip şuraya F2'ye basalım ve şuraya başla eşittir eğer parantezi açalım. Eğer A2'deki değer farklı boş ise E toplayı kullan. Noktalı virgül. Değilse boşluk bırak şeklinde bu şekilde kullan. Enter'a basıp çift tıkladığınız zaman bakın alttaki sıfırların kalktığını yerine boş değer geldiğini görürsünüz. Tekrar yapmak gerekirse eğer A2'deki değer boştan farklı ise şu iki işaretin anlamı farklı ise e-topla işlemini çalıştır. Değilse boş getir. Yani boştan farklı ise yani burada satılma rakamı varsa e-toplayı çalıştır. Eğer yoksa boş getir şeklinde kullanabiliriz. Şimdi genel kullanım e-topladaki genel kullanımı aralıkları seçerek yaptığımız için farkı şu. Bu şekilde yaptığımızda günlük olarak kullanılan malzemenin yapılan satışın toplamlarını artarak karşımıza getirmesine rağmen e-toplayı genel bildiğimiz şekliyle kullanırsak işte eşittir e-topla git şu aralıkta noktalı virgül şu ürünü bul noktalı virgül ve şu aralıktaki değerini topla dediğinizde bu genel toplam verir arkadaşlar. Benzer şekilde bilgisayarın B'sini bulmak isterseniz eşittir gene E topla parantez açın işte A sütununda noktalı virgül bilgisayarın B'sini bul noktalı virgül ve bugünkü satılma sayısını bul deyip parantezi kapatıp Enter'a bastığınızda bu genel toplamları verir. Ama bu şekilde yaptığımız örnekte de günlük olarak yaptığımız bir satışta o günkü itibariyle, o gün itibariyle ne kadar toplam satış yapıldığını bize sistem otomatik olarak verir. Bakın bu şekilde yaptığımda
Bilgisayarın B'si bugün de 10 tane satılmış. Toplamda da 45 tane satılmış şeklinde görebilirim. Yoksa bunu üst tarafa aldığınız zaman da aynı değeri şuraya koyabiliriz. Benzer şekilde. Kullanım amacı farklıdır yerine göre. Çünkü bazı durumlarda sattığınız ürünü, kullandığınız ürünün toplamda ne kadar olduğunu buraya getirirsiniz. Karşısına da elinizdeki malzemenin stok durumunu karşısına getirip oradan bunu düşersiniz.